Evet, hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bu sefer birçok insanın benden istediği şeyi yapıyorum. Hayvanımızın bir tanesine kıydık. Kaz nasıl kurutulur, nasıl pişirilir, nasıl yenilir onu göstereceğim sizlere. Hadi bismillah. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda sizlere kaz kurutması nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce bir kaz kestik. O kısımlar gördüğünüz gibi böyle güzel bir hayvanımız var. Yaklaşık az sonra da tartacağım ben bunu. Ne kadar olduğunu bilmiyorum, kilosunu sallamayayım şimdi. Az sonra bunu kurutmaya başlayacağız ama ondan önce çok ciddi manada yaklaşık 2-3 saattir bizi oyalayan bir tüy yolma işi oldu. Tüylerini yolduk. Şimdi birazcık ütüledik. Ateşin üstünde bu ince tüyleri ne yaptık? Almaya başladık. İkinci etapta ince tüylerini tamamen yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sıcak suyla bunu çok rahat yapabiliyorsunuz. Sıcak su dokundukça tüyler yumuşuyor ve deriden ayrılması kolay oluyor. Biz de inşallah bir sonraki etaba hazırlıyoruz kazımızı. İnce tüylerini alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. İlk yapmamız gereken arkadaşlar kazın üstündeki bu küçük tüylerden kurtulmamız gerekiyor. Bunun için bir yandan ütülüyoruz, yani ateşte onun ince tüylerini alıyoruz. Bir yandan da elimizde kaba kalan ne varsa hepsini yolacağız. Bu aşama biraz uzun sürecek, ince bir detay istediği için bu bölümleri atlıyor olacağım. Evet, şimdi Ahmet abimiz size tartıyor arkadaşlar. Kestiğimiz hayvan kaç kiloymuş diye. Şöyle bakıyoruz. Kafası çıktıktan sonra 6 kilo 180 gram gelmiş. Gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir hayvan. Evet Ahmet abi, teşekkür ediyoruz. 6 kilo 200 gram geldi. Muhteşem bir hayvan. Ki bu hayvan biraz da zayıf düştü diye biz bunu kestik. Bir mas kazı kestik şu anda. Biraz sonra kurutma işlemine yavaş yavaş devam edeceğiz. İç organlarını alacağız ve sonra bir gün kanını almak için üzerine ağırlık basıp 24 saat bekleteceğiz. Sonrası sonra. Şimdi iç organlarını çıkartacağız.
arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz bağırsak grubu dünyanın en iyi kokoreçi buradan oluyor. Gördüğünüz gibi ciğer, taşlık, tüm bunlar, yürek, tüm bunlar ayrı bir değer. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz eti, bildiğiniz kırmızı et, harika bir hayvan. 6 kilo 200 gram geldi. Gördüğünüz gibi öncelikle kazımızı, muhteşem bir et, kırmızı et bilenenin aksine, yani herkes bu hayvanı beyaz et diye düşünüyor olabilir. Bu bir kırmızı et bildiğiniz. Bu da ciğer, taşlık ve yürek komple. Evet, şimdi kurutma işlemimizin ilk günü için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu: kazımızı alıyoruz, soğuk bir odada yere koyacağız, üzerine ağırlık basacağız. İlk gün kanını alacağız, ikinci gün tuzlamaya başlayacağız. Evet, değişen rengi görüyorsunuz. Bir günlük bir kuruma, üzerine ağırlık basıp kuruma yaptık. Şimdi bunu yıkayıp tuzluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra tuzlama aşamasına geldi. Evet, şimdi gördüğünüz gibi tuzladık, tepsimize koyduk, buzdolabına gönderiyoruz arkadaşlar. Bunu sizin için normalde dışarıda rüzgarlı bir havaya atmak en iyisi. Biz şimdilik normal buzdolabına koyuyoruz ve buzdolabında bundan sonra 15 gün boyunca her gün böyle biraz tuzlayarak suyunu iyice akıtmasını bekleyeceğiz. Sonra bir 2-3 günde rüzgarlı havada bekleteceğiz. Tamamen kurumasını sağlayacağız. Ondan sonra da bakalım nasıl olacak. Pişirmesini yapacağız. Beğenecek miyiz? Thank you.
Evet arkadaşlar, günümüz geldi. Bugün 10. gün, 10 gündür buzdolabında tuzladık, yıkadık, onları size göstermiştik. Şimdi de Allah nasip ederse çıkartıyoruz, kazımızı pişirmeye başlıyoruz. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, 10 gündür kurumuş, şöyle kurutulmuş kazımız. Onu nasıl pişireceğiz, onu size göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bakın nasıl da kurumuş, takır takır olmuş. Zaten siyah bir et, takır takır olmuş. Bu iş için ilk işimiz bu tuzdan kurtulmak olacak. Şimdi yıkama işlemine başlıyoruz. Önce tuzundan ayıracağız. Paletleri ayırıyoruz. Görüntü olsun diye ben kesmemiştim. Ama şimdi bunu ayırıyoruz. Normal şartlarda bu da para eden bir şey. Ama eğer birlik kuramazsak arkadaşlar, bir entegre kuramazsak, işte bunların hepsi ya köpek yemi oluyor ya da çöp oluyor. O yüzden değerli 775 dolar fiyatı yurt dışına çıkışta, ama maalesef değerlendiremiyoruz. Biz de bir tane kesmişiz. 20 tane kessek belki kaz, kelle, paça yapabiliyor olacağız. Ama kafasını, işte ayağını maalesef değerlendiremiyoruz tek tek olunca. Ama eğer bir olursak, tesiste binlercesi kesileceği için bu ayak, kafaları da değerlendirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi iki tane ayak, bir tane baş bu hayvandan boşu boşuna gitti. Bu şeyi isterseniz daha başta da ayırabilirsiniz. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hem görüntü olsun diye boynunu çıkartmadık. Hem de tenceremiz büyük. O yüzden çıkartma ihtiyacı duymadık. Siz nasıl isterseniz görüntü olarak öyle yapabilirsiniz. Biraz daha kuralım. Şimdi buradaki su çok yeterli olmayacak, böyle kocaman bir tencere. Çünkü 6 kiloluk bir kazımız var. Hatta kurduktan sonra 6 kilo 300'lü ilk başta tarttım, izlediniz. Şimdi ne kadar olmuş bir de ona bakalım. Kuruyunca ne kadar bir ağırlığa düşmüş. Şöyle hızlı bir şekilde bunu bir tartalım. Tartamadık. Bunu nasıl takalım? Şuradan takalım. Şöyle. Oh. Çok ciddi kurutmuşuz arkadaşlar. 4 kilo 720 kiloya grama düşmüş. Gördüğünüz gibi. 6 kilo 200'den 4 kilo 725 grama düşmüş. Tabii 1,5 kilo düşmüş ama şimdi şurada 200-300 gram ayaklarımız var. Bunu unutmuştuk. 4 kilo 750 gram kurutulmuş kazımız oldu. Normal şartlarda bu bir mast kazı kestiğimiz için normal şartlarda daha küçük oluyor. Yaklaşık 10 günlük bir kurutmada 1,5 kilo kayıp olmuş oluyor. Ama lezzet 10 kat artmış oluyor. Bunun için ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi hayvanımızı sığdıramıyoruz.
tanıyoruz. Bunlar da sevmiyor abi. Nasıl yapacağız? Bastırdık. Bastırdık. Şöyle yaptık. İçine kaptık. Bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi çok büyük olunca kocaman bir tencere getirdik buraya ama buna bile maalesef sığdıramadık arkadaşlar. Bunu pişirirken kesinlikle tuz atmıyoruz arkadaşlar. Neden? Zaten tuzundan ayırmak için uğraşıyoruz. Çünkü 10 gündür tuzluydu. Şimdi tuzundan ayırıyoruz. Şöyle hemen ocağımızı yakıyoruz ve yaklaşık 2,5 saat pişecek. 2,5 saat pişireceğiz. Ve sanırım buraları da keseceğiz. Çünkü kibrini bile yakamayan adam yine kalacak adımız. Evet, burada Ahmet abi bir yardım edeceğim abi. Çünkü tek başına kalkmıyor. Abi 1, 2, 3. Evet, yaklaşık arkadaşlar ocağımızı yaktık, kocaman bir tencere içerisinde hayvanımızı koyduk. Yaklaşık bir yarım saat sonra bu suyu dökeceğiz. Tekrar bir yarım saat yapacağız, kaynatacağız. İkinciyi de yaptıktan sonra, ikinci kez suyu döktükten sonra ondan sonra normal pişirmeye geçeceğiz. 6 kilo üstü olduğu için yani 5 kilonun üstündeki hayvanlar yaklaşık 3 saat gibi bir sürede ancak pişiyor. 3 saat kaynattıktan sonra fırına alacağız. Bir 2 saat de orada pişireceğiz. 5 saatlik bir maratona şimdi başlıyoruz. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, suyumuzu biraz kaynattık. Şöyle bir kamerada gösterirsem suyumuzu kaynattık. Belirli bir yağ şeyi oluştu. Şimdi bunu yaklaşık yarım saat 45 dakikadır kaynattık. Bunu boşaltıyoruz. Bu su boşa gidiyor. Çok tuzlu. Tuzunu yok ediyoruz. Şu anda yaptığımız işlem kazı tuzundan ayırmaktı. 10 gündür tuzu ete yedirmeye çalışıyorduk. Şimdi etten tuzu ayıklamaya çalışıyoruz. İlla kazı böyle görsel olsun diye tüm yapıyorum arkadaşlar. Yani sizler illa bu kazı böyle bütün olarak yapacaksınız. Kocaman bir tencere yapacaksınız diye bir şey yok. Bunu 6 kiloluk hayvanı oturup bir öğünde yeme şansınız yok. O zaman parçalayarak diyebilirsiniz. Biz sadece görsel olsun, hani size bir nasıl yapılıyor, kurutması nasıl yapılıyor, yemeğe nasıl yapılıyor diye anlatıyoruz. Ama siz illa bunu böyle böyle değil, yarıya bölebilir, dörde bölebilirsiniz. Çoğu insan diyor ki biz 4 kiloluk 5 kiloluk hayvanı nereye satacağız? Ya 4 kilo ineği kesince komple yemiyorsunuz. Yani bir kısmını dolaba koyuyorsunuz, sonra yiyorsunuz. Onun için biz de bir oturuşta yemeyeceğiz. Şimdi bir bulamayınca bir ineğe kestiğinizde nasıl ki bir oturuşta yemiyorsanız kazı da kestiğiniz zaman bir oturuşta yemeyeceksiniz. En güzeli, az önce suyu fazla koymuşuz, taşımakta da zorluk çektik. Yarım göğüs, bu bacak neyse
parçalayarak da yiyebilirsiniz. Önemli olan bu hayvan bekledikçe lezzetleniyor. Parçalayıp kalanını da haftaya, bir sonraki aya yerseniz lezzeti de arta arta gidiyor olacak. Biz 10 günlük bir kurutma, 10 günlük bir tuzlamadan sonra şimdi pişirme aşamasına geçtik. Biraz sonra yerken de bunu zaten yarısını yiyeceğiz. Misafirlerimizle beraber. Bakalım ikinci kaynatmayı da yaptıktan sonra, onu boşalttıktan sonra kaynatmaya attığımızda ve sonunda nasıl bir lezzet çıkacak, aşamalar ilerledikçe sizden şahit olmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar, pişmeye devam ediyor. Şu anda yaklaşık 2 saattir pişiyoruz. Harika görüntüler oluşuyor. Yağları çıkmaya başlıyor. Tencereye sığmıyoruz. Biraz da siz görün diye şöyle gösteriyoruz. Kıpkırmızı bir et. Pişmeye devam. Üç buçuk saat devam. Evet arkadaşlar, pişti kazımız. Yaklaşık 3,5 saat, biraz büyük bir kaz olduğu için tam 3,5 saat pişirdik. Az önce çekimde kurbana gitti. Biz onu oradan çıkartırken de çekmiştik. İşte amatör YouTube olunca böyle oluyor arkadaşlar. Oradan çıkarttık, tepsimize koyduk. İçine, üstüne birazcık yağ ve suyuyla ilave ettik tabanına. Bu suyu kesinlikle atmıyoruz arkadaşlar. Bu muhteşem bir yağ, üst tarafı yağ kaplı, şöyle alınıyor. Böyle üzerinden süzerek alıyorsunuz. Şu anda kaplı olan tamamen bir yağ, kaz yağıdır. Bunları kavanoza az sonra dolduracağım. Bu yağ özelliklerini de doldururken anlatacağım. Ama alt tarafındaki kaz etinin suyuyla da size bir Kürt pilavı yapacağız. Daha doğrusu bize yapacağız. Biz yerken siz bakacaksınız sanırım. Burada da bir şarkısı var. Şimdi fırına girme zamanımız, gördüğünüz gibi. Şimdi fırına doğru gidiyoruz. Bir saatte orada pişireceğiz. Evet, girmedi. Yine rezil olduk. Bu amatör ortam yapınca böyle oluyor. Yaklaşık şöyle 160 derece bir sıcaklıkta bir saat daha pişireceğiz. Ondan sonrasını bakalım, göreceğiz. Şimdiki hali bu. Bakalım az sonra nasıl olacak. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kaz yağını görüyorsunuz. Kaz yağı şu şekilde toplanıyor. Kaynattık. Bunları kavanozlara aktarıyoruz. Üstünden hafif bir daldırma yaptığımızda alt tarafta suyu kalıyor. Üste kazın yağını alıyoruz. Bu burada donacak. Kazın yağı çok değerli arkadaşlar. Her derde deva. Krem olarak eklem yerleri ağrıyanlar kullanabiliyorlar. Piyasada bunun için satılıyor. Kaz yağı diye yazdığınızda internette çıkar zaten. Krem olarak sürüyorlar. Özellikle kalp hastası olanlar için ayçiçek yağı, ne bileyim işte onların mısır yağı gibi şeyleri yemeleri ya da kanola yağı gibi yağları yemeleri çok ciddi bir sıkıntıdır. Bu damarları tıkar. Ama bu yağı çok rahat salatalarda, yemeklerde kullanabilirsiniz. Bir kere kokusuz. İki, kalp damarlarını tıkamaz arkadaşlar. Çünkü oda sıcaklığında bile donmayan bir yağ. Bu sıvı kalan bir yağ. Bunu vücut ısısında damarlar içerisinde 36 derecede hiç otomatikmen donmuyor. Bu da çok ciddi bir avantaj sağlıyor kaz için. Biz yağın bir kısmını alıyoruz. Kalan kısmıyla da çok fazla suyumuz var. Bununla da biraz sonra bir Kürt pilavı yapacağız. Çünkü kaz dedim miydi altında bulgur pilavı olacak.
Hani bu işin Kürt pilavı yapma sebebimiz de ne? Bu iş Kars'ta meşhur arkadaşlar. Orada yiyen insanların damarında kaldığı için orada da Karslı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bu işi Kürt pilavı olarak yapıyorlar. Böyle alışılmış. Ama bunun yanında da giden tek şey de o oluyor. Hani hakkı da var diyelim. Otomatikmen o lezzeti biz de taşmış oluyoruz. Ya tencerede üst tarafta biriken bütün yağları toparladık arkadaşlar. Altta kalan kısmı da bakın şu anda 1 litrenin 1 kilogramlık bir zeytinyağı şeyi. Yaklaşık 1 litreyi geçiyoruz muhtemelen burada. Bu kadar bir yağ çıkmış oldu. Bunu ayırıyoruz. Bunu yemeklerimizde, salatalarımızda kullanacağız. Atmayacağız. Kalan suyumuz da gördüğünüz suyumuz da arkadaşlar. Şimdi buradan bir pilav yapacağız. Bu suyu artanını da yine atmayacağız. Ne yapacağız? Saklayacağız bundan sonraki bütün pilavlarımızda. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, yemeklerimizde bu suyu kullanacağız. Evet, sırada Kürt pilavımız var. Tenceremize şöyle yağlı suyumuzdan alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kürt pilavı yapılışını gösteriyorum şimdi de. Öyle zeytinyağı, tereyağı, o yağ, bu yağ bunun içine koyulmuyor arkadaşlar. Kazla yaptığınız her şeyi kazın kendi yağı ve suyuyla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir pilav yapılış şekli. Suyumuzu katıyoruz. Bu kalan suyu fazlaca, koca bir tencere burası çünkü gördüğünüz gibi. Bu suyu da saklayacağız. Yani bundan sonraki yemeklerimizde neden et ve knor kullanalım ya da et suyu satın alalım. Hani böyle yapay şeylerle uğraşmaktansa biz buradaki suyumuzu yemeklerimize kullanmak üzere saklayacağız buzdolabında. Et suyu olarak kullanacağız. Ne suyu, ne yağı, ne eti, hiçbir şeyi zayi olmuyor. Kemiklerimizi de köpeklerimize vereceğiz. Onlar da bayram edecekler. Hepimiz bayram edeceğiz arkadaşlar. Bu işte sonunda. Gördüğünüz gibi dolduruyoruz. Hem özellikle de üstte kalan ne kadar yağ varsa onları almaya çalışıyorum ki pilavımız biraz lezzetli olsun diye. Doldurduk gördüğünüz gibi. Bayağı da bir su doldurduk. Şimdi bunun içine özel bulgurumuzu koyacağız. Bunun için arkadaşlar Kırşehir'de özel Kürt pilavı dediğiniz zaman size veriyorlar. Sanırım her yerde var. Bulgurun biraz şöyle değişik, kaliteli bir hali yakından gösterebildiğim kadar gösteriyorum. Şöyle bir şey. Bunu şimdi koyacağız. Özel bir bulgur. Yani öyle BİM'den alınan bulgurlardan değil. Sanırım bulguru satan, anlayan yerlerden alırsanız Kürt pilavı yapmak için derseniz bulgurumuzu döktük. Ayar nasıl oluyor derseniz arkadaşlar. Bunu karıştırdık. Şu anda cıvık. Cıvık bir şekilde gördüğünüz gibi oluyor. Bu kaşığı bıraktığınızda saplanıp ayakta duruyor ise suyu ve bulguru yeterli demektir. Şu anda tam değil. Biraz fazla demek. Yani buna biraz daha ilave edeceğiz. Kaşığı sapladığınızda eğer ayakta duruyorsa yeterli su ve bulgur var demektir. Karıştırıyoruz. Şöyle bir. İçine tuz atmıyoruz. Çünkü kazımız tuzluydu. Gerçi suyunu aldık. Yıkadık. Koyduk. Aldık. Çevirdik arkadaşlar. Saplıyoruz. Baktık ki düşüyor. Bu ne demek? Suyu çok demek. Şu anda gördünüz. Suyu çok değil. Evet.
Gördüğünüz gibi saplanıyor. Şu anda ideal demek yani bu. Demek ki artık su ya da pilav, bulgur eklemiyoruz demektir. Bir özelliği de bunu asla şimdi bir defa yaptıktan sonra karıştırmayacağız arkadaşlar. Karışmayacak ki gördüğünüz gibi saplandı. İşte bu pilavın olduğu yani dolgunluğu, suyu bilmem nesi tamam anlamına geliyor. Su ve pilav tamam. Şimdi bunu başlayacağız. Pişirmeye suyunu çekip delik delik olduğu anda da pilavımız da olmuş olacak. Kaz yağı, kaz suyu ve Kürt pilavı bulguruyla birlikte Kürt pilavını yapıyor olacağız. Sonra da kazımızı üstüne yerleştireceğiz ve bismillah diyeceğiz. Kapağımızı kapatıyoruz. Kısık ateşe aldık. Kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Sonrasını sonra göreceğiz. Ve evet, Kürt pilavımız da hazır. Şimdi soframızı hazırlamaya geçeceğiz arkadaşlar. Ve kazımız da gördüğünüz gibi kızardı. Harika bir görüntü oldu. Şöyle bakalım. Şimdi soframızı hazırlama zamanı geldi. Ve kızarmış gördüğünüz gibi arkadaşlar kazımız ve as solistimiz sofraya kondu arkadaşlar. İşte görüntü budur arkadaşlar. Birazcık şeyli oldu ama kazımız muhteşem bir sofrayla karşımıza geldi. Kaz kurutması ve kaz yemeği, kaz pilavı işte bu şekilde yapılıyor. Yaklaşık 10 günlük bir işlemin sonunda karşınıza çıkan manzara bu. Bunu tadarken size göstermeyeceğiz. Çünkü o kadar terbiyesiz değiliz diyelim. Bilemiyorum. Yemekteyiz programındakiler gibi olmak da istemiyoruz. Sizi özendirmek istemiyoruz ama tarifi verdik. Kırmızı et gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet şu anda arkadaşlar. Bizi bekliyor. İnşallah hepiniz yapar. Ve bunun tadına bir gün bakarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.